İşte burası selin aktığı derenin bulunduğu bir gölet aslında. Dere burada bir gölet oluşturuyor ve onun ardından dereyle birlikte gelen dallar, pislikler ve kaya parçaları burada birikerek su tekrar devamında bu bent üzerinden devam ediyor. Ancak arama çalışmaları burada yapıldığında suda yüksek olduğu için su motorları kuruldu ve suyu tahliye işlemleri başladı. Su direkt bentin üzerinden aktarılacak, yani su bu noktadan çıkartılacak. Göletin bulunduğumuz noktanın suyu tamamen alınmış olacak ve o şekilde ekipler daha kolay arama çalışmalarına devam edebilecek. Yaklaşık olarak göletin boyu şu anda 2 metreye yakın. Selle birlikte ilk gün burada 5 metrenin üzerinde bir su yüksekliğine oluşmuştu. Ekipler burada balık adamlar özellikle su altında arama çalışmalarını dün gerçekleştirmişti ve suyun tahliyesine karar verildi. Dere ile birlikte gelen alan burası. Su burada birikiyor ve eğer suyun yüksekliği fazlaysa bentin üzerinden dere olarak devam ediyor. Ancak suyun yüksekliğinin azalmasıyla birlikte burada bir gölet oluştu. Şu anda su tahliye işlemleri başladı. Ekipler su motorlarını çalıştırmış durumda. Yaklaşık olarak 4 saat içerisinde burada bulunan suyun tahliye edilmesi bekleniyor. An itibariyle de suyun seviyesi azalmaya başladı. Çünkü kenardaki su yüksekliğinden bizler de suyun seviyesinin azaldığını görebiliyoruz. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sadece bu noktada değil, arama kurtarma ekipleri derenin tüm noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgede hem havadan hem de karadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sel bölgesinde, yani Dudaklı köyünde de enkaz kaldırma çalışmaları ilk günden itibaren devam ediyor. Orada da araçlar kaldırıldı. Evlerde hasarlar oluşmuştu. Evlerde ayrıca Kızılay'da, o bölgede vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. Arama çalışmaları ekranlara da geldiği gibi şu anda devam ediyor. Suyun azalmasıyla birlikte ekipler tekrar bu gölün içerisine girecek ve tekrar burada arama yapacak. Çünkü selle birlikte gelen çamur parçaları var, kaya parçaları var. Onlar burada yoğunluk oluşturdu. Ekipler onların içerisine bakarak arama çalışmalarını, sonda çalışmalarını yapıyor. Yaklaşık olarak 1 metre yüksekliğinde parçalar var burada. Ekipler tek tek hepsini kontrol ediyor. Suyun da azalmasıyla birlikte arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaşacak. Ekipler burada arama çalışmalarını yapacak. Ancak suyun azalması yaklaşık olarak 4 saati alabilir. Aynı zamanda yukarıdan da derenin akışı devam ediyor diyelim. Bursa'dan, Kestel'den arama çalışmalarından aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrar size bırakalım.